Efendim, tüp bebek tedavisine acaba başı neye bağlı diye sorduk. Cevaplar böyle. Zübeyde Hanım Sakarya'dan aramış bizi. Günaydın Zübeyde Hanım. Günaydın. Biraz yüksek sesle konuşabilir miyiz efendim? Günaydın. Şahane. Sorunuzu alayım. Sizce tüp bebek tedavisine başarı neye bağlı? Ben size bir sorayım. Bakalım ne diyeceksiniz? Neye bağlı sizce? Bilmiyorum ki. Bilsem arar mıyım derdim büyütüyorsunuz. Aynen. Haydi sorun soruyor. Biz normal yollarla denedik, olmadı ama doktora gittik. Bütün her şeyim normal. Sadece PTS diye bir hormonum düşük. Rahim filmi falan hepsi normal. Tamam. Ama normal yollarla olabiliyorum dediler bana. Ama 8 sene oldu, hala başarısız yani. Hiç tüp bebek denemediniz herhalde? Hayır, denemedim. Yani normal yollarla olabilir dediler bize. Peki, biz de bekledik. Yaşınız yani. Kaç? Yaşım 32. 32. Peki. Hı-hı. Efendim, soracağız hocama bakalım. Hoşça kalın. Şimdi hocam, normal rahim filmi normal. Olmamış. Genelde her şey normal. Evet, 8 sene olmamış. 2 yıllık evliler. Kaç yıl? 8 2 yıl. Sene. Kesin tüp bebek yaptırmaları lazım. 32 yaşında Allah'tan. Şimdi iki tane tedavi var bizim uyguladığımız. Bir tanesi aşılama tedavileridir. Bir tanesi de tüp bebek tedavisidir. Aşılama tedavisinde ne yapıyoruz? İki tane, üç tane yumurta büyütüyoruz. Yumurtalar büyüdüğü zaman da eşinin spermlerini alıyoruz. Hareketli olanlarını toplayıp rahmin içerisine veriyoruz. Ve içeride daha çok yumurtayla daha çok spermin buluşmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi bu tedavi... Sebebi belli olmayan kısırlık için söylüyorum. Hı-hı. Bir yıllık evli, iki yıllık evli. Hı-hı. Ya da bazıları var. İşte kocası gemici ya da tırcı. İşte bir gidiyor, üç ay, beş ay ortadan kayboluyor, sonra geliyor, sonra yine gidiyor filan. Böyle düzgün bir evlilik hayatları olmayanlar da yapılabilir. Hı-hı. Ama düşünün şimdi 8 yıl evliler. Kadın düzgün adet görüyorsa ayda bir tane yumurta atıyor. Yılda 12 tane yumurta atıyor. 8 yılda 96 tane yumurta atmış ve bir tane gebelik yok. Şimdi bir tane gebelik yoksa, şimdi bu kadına sen hamile kalırsın diyebilmek çok doğru değil. Mutlaka ki içeride bir şeyler, bizim görmediğimiz yerlerde bir şeyler ters gidiyor. Ve tüp bebek yapmak lazım. Çünkü aşılamada, az önce bahsettim, aşılamada biz 2-3 tane yumurta attırıyoruz. Sperm onu bulsun diye uğraşıyoruz ama 8 yılda bu kadıncağız 96 tane yumurta atmış ve bir tane gebelik olmamış. Şimdi ondan sonra ben iki tane yumurta attıracağım, sen gebe kalacaksın demek çok mantıklı değil. Artık tüp bebek yapmak lazım. Sebebi belli olmayan kısırlıkta bir yıllık evli, iki yıllık evli olanlarda aşılama önce denenebilir. Hani daha basit bir şekilde biz tüp bebek olmadan bu işten kurtulabilir miyiz diye. Ama 4 yıl, 5 yıl olmuş ya da böyle 40'a merdiven dayamışlar da tüp bebek denemek daha doğru olur. Hocam bu 40'a merdiven dayadı diyorsunuz ya. Kadın sunucu olarak bozdu anlardı. Ya 40'ın dibine gelmişler. Tamam, ben 40'ın dibini geçtim. Hocam peki hakikaten bir yenilik yok mu? Yani bir kere. Yenilik var. Ne yumurta var mesela? Yüzümüzü güldüren bir şey olsun artık. Yumurta donduracaksınız. Yumurtanızı donduracaksınız. Yumurta donduracaksınız çünkü... Biz hep söylüyoruz ama bugün falan işte insanlar yatıyorlar, kalkıyorlar, aynaya bakıyorlar, hep aynılar ama doğurganlık değişiyor. Doğurganlık değişiyor. Eğer evlenmeyeceksiniz, eğer korunacaksanız, eğer çocuk şu anda düşünmüyorsanız, eğer yaş da ilerliyorsa en büyük değişiklik tıpta dondurma teknolojisi bugün. Müthiş bir şey aslında. Eskiden embriyoları biliyorsunuz donduruyorduk. Dörtlü beşli paketlerde donduruyorduk. Çözüyorduk. Yarısı zarar görüyordu. Yarısını içeriye koyuyorduk. Gebelik elde ediyorduk. Şimdi artık bir bir donduruyoruz embriyoları. O bir bir dondurduğumuz embriyolar da %99 geri geliyorlar. Yumurta donduruyoruz. Yumurtaları çok rahatlıkla dondurup çözebiliyoruz. Gebelik elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kanser tedavisi olacak olanlar, işte herhangi bir sebeple doğurganlığını erteleyecek olanlar, kadın
bekar, yaşı ilerliyor ama ileride ben evlenebilirim, çocuk yapabilirim diye düşünüyorsa bunlar yumurtalarını çok da güzel dondurabilirler. Zor bir işlem mi bu? Hiç zor bir işlem değil. Nasıl? İlaçlar kullanılıyor, takip yapılıyor. Bizim tüp bebekte yaptığımız takibe benzer bir şekilde. Sonra yumurtalar toplanıyor ama evli olmadıkları için yumurtalar dondurulup saklanıyor. İlaç kullanmadan yapılamıyor mu? İlaç kullanmadan da yapılabiliyor. Nasıl yaptı? Hap kullanıyorsunuz. Her ay zaten kadınlar hiçbir ilaç kullanmasalar bile bir iki yumurta atarlar. O bir iki yumurtayı bir daha toplatabilirler. Dolayısıyla yumurta toplatılıp dondurulduğu zaman siz isterseniz 55 yaşında evlenin. Rahminiz yerinde durduğu sürece yumurtanız da kenarda bankada varsa yumurtayı dondurduğunuz yaştaki şansla, isterseniz 35 yaş, ister 40 yaş, o şansla çocuk sahibi olabilirsiniz. Yani siz o gün menopozda olsanız bile artık doğurabilirsin. Kesinlikle doğurabilirsiniz kendi yumurtanızla. Dolayısıyla bugün için tıptaki ve tüp bebekteki en büyük teknoloji dondurma teknolojisidir. Ve doğurganlığın muhafaza edilmesi teknolojisidir. Bundan yararlanmak lazım. Ben bütün hanım arkadaşlarım henüz evlenmemiş, el ele tutuşup hocam gelelim biz donduralım yapacak bir şey yok. Ya, evlenenler evlensin canım, evlenmeyenler. Ben biraz böyle samimi konuşuyorum yayında, lütfen seyircilerimiz kusura bakmasın ama hani hayatın içinden şeyleri konuştuğumuz için sizin de samimiyetinize güvenerek. Peki Emine'ciğim, teşekkür ediyoruz, bitiriyoruz. Hocam çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güler yüzünüzde. Ne güzel, samimi anlattınız bize. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Efendim, Sağlık Merkezi'nin bugün de sona geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşça kalın.